Haber dendiğinde aklınıza gelen sadece siyaset değilse bu program tam size göre. Siyasetten spora, sanattan bilime, fikrine güvenilenlere, bana söz ver diyenlere stüdyomuzun kapıları ardına kadar açık. Sizin fikirleriniz de öyle. Artık bunu çok iyi biliyorsunuz. Teknoloji marifetiyle buradaki sohbete eşlik edebilirsiniz. Elektronik posta atabilirsiniz. banasozver@ntv.com.tr elektronik posta adresimiz. Twitter'da ise bana söz ver NTV kullanıcı adımız. Peki bugün hangi konulara ve hangi konuklara sorularınızla, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz? Hemen cevabı vereyim. İlk bölümde son 20 yılda belki hayatımıza çokça giren bir konuyu konuşacağız. Tüketici haklarını konuşacağız. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağoğlu ilk konuğum olacak. İkinci bölümde ise edebiyat diyeceğiz. Azra Cohen'i ağırlayacağız. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim tüketiciye söz verdiğiniz için. Biz sağ teşekkür olun. Ederiz sorularımızı yanıtlayacağınız için peşinen. Önce şu son günlerde çok gündemde olan tanzim satışlarla başlayalım istiyorum. Orada bazı büyük marketlerin ya da büyük küçük ayırt etmeksizin sorayım soruyu. Bazı marketlerin meyve sebzede tanzim satışların ardından indirim yaptığı ancak başka bazı ürünlere zam yaptığı iddiaları gündeme geldi. Bu konuda tüketiciye nasıl bir uyarıda bulunursunuz? Zincir marketlerin küçüklerinden çok büyüklerinde gördük biz bunu. Büyükten kastımız şube ve mağaza sayısı fazla olanlar ki bunlar köylere kadar girdiler. Ve zincir marketlerin bir özelliği daha çıktı ortaya. Piyasada fiyat yapıcı. Çünkü ben pazara gittim, markete gittim, hale gittim. Halde 4 liraya çıkan kuru soğan markette 7 liraydı, pazarda 5 liraydı. Her ikisinde alış fiyatının aynı olduğunu gördüm ki marketler toplu halde üretim bölgelerinden, üreticilerden direkt alabiliyorlar. Kendileri için öyle bir yasal düzenleme de yapıldı. Fakat pazarcı arkadaş 5 liraya satıyorum deyince ben kendisini tebrik ettim. Markette 7 lira olduğunu söyledim. O zaman ben de bunu 6 lira yapayım dedi. Bursa'ya gitmiştim. Bursa'da gene pazara çıktık Anadolu Ajansı muhabirleriyle. Pazarcı arkadaşa dedim ki neden patlıcan 12 lira? Neden domates 10 lira? Dedi ki git markete bak. Demek ki kriter olarak markete bakıyorlar. Piyasada fiyat yapıcı özelliği var. Pazarcı 5 liraya aldı veya 3 liraya aldığı domatesi 4 liraya satacakken markette 12 lirayı görünce kendisi 8 lira 10 lira yapıyor. Yani aslında o farkı pazarcı onu işaret alıp mihenk taşı gibi görüyor. Anladım. Yani marketin giderinin yüksekliğinden ötürü market pahalı satmıyor. Market yüksek kar hırsıyla pahalı satıyor. Bazı marketler diyelim hepsini dahil etmeyelim ama çok şubeli marketler ki beni mahkemeye de verdi bir tanesi. Çünkü hakikaten çok yanlıştı. Yani 5 liraya alıp 12 liraya satmak olmaz. Tabii ki rayon düzenlemesi, firesi, nakliyesi var. Herkes için var bu. Ama üreticiden Türk mutfağının vazgeçilmesi domates, soğan 3 liraya alınıp 10 liraya 5 liraya satılmaz ki. Sat 4 liraya, 4,5 liraya sat. 15 liraya kadar çıktı sivri biber. Şu anda tanzim, birilerinin tiye aldığı tanzim o fiyat yapıcı özelliğini elinden aldı marketlerin. Şu anda markette gittim fotoğrafını çektim domates 3 lira. Patlıcan 4,5 lira. Ve sezon sebzeleri yani bunlar seradır, seralarda işte dolu oldu, yağmur geldi, sel geldi, fırtına çıktı gibi hortum oldu. Mazeretlere baktığınız zaman oradaki seracıların açıklaması seraların %1'i hasar görmüş. Fiyatların böyle katlanması gerekmiyor. Ancak sezon ürünleri yani kereviz, ıspanak, pırasa gibi sezon ürünlerinde de fiyatlar çok yüksekti. Lahana. Ben baktım hal künye etiketi kare kodlu 1 lira geliş 4,5 lira satış. Olabilir mi %450? Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı açıkladı. %800 farklar gördük diye giriş fiyatı ile çıkış fiyatı arasında. Ancak şunu da ifade edeyim. Çok yakın zaman önce Rekabet Kurumu da oyuna girdi. Önce Ticaret Bakanlığı
tespitler yaptı. Bunlar efendim trafik cezası gibi gördüm ver ehliyeti ver ruhsatı diye yazılmıyor. Tespitler tutanaklar yapılıyor. Evet. Bürokratik işlemlerden geçirip reklam kurulunun veya tüketicinin koruması genel müdürünün ilgili biriminin o gündemine alınıyor. O gündemde değerlendiriliyor. Haksız bir ticari uygulama mıdır, yanıltıcı bir ilan mıdır, fiyat etiketine aykırılık mı vardır diye. Ondan sonra cezası kendisine tebliğ edilip savunma hakkı veriliyor. 60 gün zarfında da dava açma hakkı var. Yani şimdi vatandaşlar demesinler ki niye bu cezalar kesilmiyor, bu kadar zaman geçti. Hiç merak etmesinler. Bu bir süreç. O beni süreçtir. Beni dava eden firmada hakkında hiçbir ceza kesilmediğini söylemiş. Onun hakkında ceza kesildiğine dair de makbuz elimde. Hatırlatalım gelişmeyi seyircilerimize de. Rekabet Kurulu 23 zincir market hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aydın Bey'in de altını çizdiği gibi bu trafik cezası gibi anında infaz edilebilen bir ceza bir değil. Bu. Bir soruşturma süreci geçiriliyor. O soruşturma sürecinin ardından bir savunma süreci başlıyor ve nihayetinde eğer suçlu bulunursa bu zincirlerden bir veya birkaç tanesi o zaman ceza kesilmesi gündeme gelecek. Peki bu noktada tüketiciye tavsiyeniz nedir? Vatandaşa tavsiyeniz nedir? Ne yapsınlar? Yani bütün etiketleri takip mi etsinler? Fotoğrafını mı çeksinler? Yoksa bir alışveriş defteri oluşturup bir hafta önce bir hafta sonra diye fiyatları mı karşılaştırsınlar? Tabii hayatı da çok zorlaştırmadan. Nedir öneriniz? Bakın şurada bir uygulama var. Bu uygulama Ticaret Bakanlığı'nın HFA, haksız fiyat artışı şikayet bildirimi. Yönetmenim görebilir mi, refle yapar mı, parlar mı bilmiyorum ama HFA yazdığımız zaman internette arama motorlarına bu geliyor. Hem iOS hem Android sistemlere uyumlu ve ücretsiz. Bu uygulamayı ekranına indiren, cep telefonunun masa üstüne ekranına indiren arkadaşlar üye olup çok kolay şikayetlerini yapabiliyorlar. HFA. Peki burada bir veri tabanında olması gereken fiyatı görebiliyorlar mı yoksa bu sadece bir şikayet mekanizması mı? Bu sadece bir şikayet mekanizması ama veri tabanı tüketicinin kendisi, Ticaret Bakanlığı'nın tüketicinin korunması ve piyasa gözetiminin binlerce, on binlerce marketin reyonlarının önünde birer görevlisi yok elbette. Tabii ki. Ben geçtiğimiz hafta veya geçtiğimiz ay 5 lira 45 kuruş olan bir domates salçası 830 gramlık kutuda 11.99 görünce her iki fiyatı birleştirdim, fotoğraflarını yükledim, gönderdim. Ha, serbest piyasa efendim kimse demesin, tüketicinin evrensel hakları vardır. Bu evrensel haklardan bir tanesi temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı. Temel gereksinim değil midir gıda? Tabii ki. Bütün demokratik sosyal hukuk devletlerinde kamu otoritesi, devlet yani, ki anayasamızın 172. maddesinin de verdiği bir ödevdir. Devlet tüketicileri koruyacak tedbirleri alır, onların örgütlenmelerini teşvik eder. Yani efendim serbest piyasa ekonomisi dileyen dilediği ürüne dilediği etiketi yapıştıramaz. Konfeksiyonda olabilir. Orada da kurallar var. Oraya da geleceğim birazdan. Yani ben ceket kazak almayabilirim. 2 yılda bir alabilirim her yıl alacağıma. Ama yemek... Yani tencere, yaşamsal tabii ki. Tencerede enflasyon kaynatıyorlar. Evet. Ekmek o nedenle ayrıca bir minik not vereceğim. 30 Ağustos 2018 dolar fırlıyor zıplıyor birileri bir şeyler yapıyor. Fiyatlar oynamaya başladı. Biz ulusal bir kanaldan muhabir arkadaşımızla ünlü bir zincir marketin genel müdürlüğünün bulunduğu yerdeki mağazasına girdik. Adeta dudaklarımız uçukladı. GoPro denen aletle çektik. Gramaj, yoğurt 900 gram gördünüz mü siz? Şimdi onu soracaktım ben. Çay, sizin gramajlarla ilgili de gizli zam. Söyledikleriniz var. Püskü orada diyorsunuz ki örneğin çay ya 1 kilo satılır, en kötü ihtimalle yarım kilo satılır. Gördünüz mü siz 900 gram ama çay? Ama şimdi 900 gramlık, 400 gramlık yani aslında olması gerekene çok yakın. Yani 500 değil 400, 1 kilo değil 900 gram gibi. Orada hem fiyat artırılıyor hem gramaj düşürülüyor. Yine tüketiciye uyarınız olacaktır. Tabii ki yani ben ama o 30 Ağustos'taki yayında dedim ki bakın bunun üzerine 900 gram yazmış ama biz bunu alışkanlıkla alıyoruz kiloluk diye şeye koyuyoruz market arabasına. Bu dedim yasal ama etik değil dedim. Ertesi gün
31 Ağustos 2018 tarihli resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre girdi maliyetlerinde artış olmadığı veyahut döviz kurundan etkilenmediği halde fiyat artışı yapmak haksız ticari uygulamadır. Bu çok önemli. Tekrar ediyorum, bu sadece temel ihtiyaçlarla ilgilidir. Gıdadır, ilaçtır, eğitimdir, haberleşmedir. Zaten az önce de ifade ettim. Serbest piyasa olarak düşünüp de başıboş zannetmesin kimse. Evrensel tüketici haklarını demin söylüyordum. Bilgilenme hakkı, eğitilme hakkı, temsil hakkı gibi haklarımız var. Bu 8 temel hakkın kullanılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti de altına imza koymuştur. Peki şimdi bugünlerde bütün mağazaların vitrinlerinde büyük büyük puntolarla, harflerle indirim tabelalarını görüyoruz. Bu konuda da sizin uyarınız var. Çünkü aslında artık bilhassa sosyal medya aracılığıyla orada kötü niyetli davranışlar varsa vatandaş uyarılıyor yine kullanıcılar tarafından. İndirim deniliyor. Halbuki ilk fiyata fahiş bir zam yapılmış tabii oluyor. Tabii şimdi sezon sonundayız. Kış bitti, bitiyor. Kışlık giysiler özellikle bot, çizme, kaban, mont, palto, kazak gibi ürünlerde ciddi anlamda indirim yapılabilir. Bilinçli tüketiciler bir sonraki yıl giymek üzere işte 1/3, 1/4 fiyatına alayım. Satıcılarda depolarımızı boşaltalım, nakde dönüştürelim mantığıyla böyle bir indirim yapabilir. Ama tüketiciler kışlık giyimlerini şimdi alarak bir fırsat elde etmek istiyorlar. Ucuza nasıl erken rezervasyon yapıyoruz tatil için. Bu noktada iki hususa çok dikkat etmeliler. Birincisi ürünün ayıplı olma ihtimaline karşı çok dikkatli incelesinler. Çünkü ürünü bir dahaki Ekim, Kasım, Aralık ayında giydiğinde satın alma tarihi üzerinden 8-10 ay geçmiş olacak. Satıcı diyebilir ki ben onu sattığımda bu ayıp yoktu. Evet. O nedenle çok dikkatli incelemekte yarar var. İkincisi de sizin daha girerken başlıkta işaret ettiğiniz yalancı indirim. Ürün 300 lira. O bot veya o mont, palto, kaban. 300 lira önce 1000 lira yapıyor etikette bazı satıcılar. Maalesef. Hepsini itham edemeyiz. Sonra üzerini çiziyor onun. İndirim, büyük indirim diyor. 350 lira. Aslında 50 lira zam yapmış oldu. Şimdi tüketici kanununun fiyat etiketi başlıklı 54. maddesi 3. fıkrası indirimden önceki fiyatın daha yüksek olduğunu ispatlamasını ispat ediyor. Zorunlu kılıyor. Benzer şekilde bir ceket aldım. 1400 lira ödeyince kasada bir ceket olur mu 1400 lira indirim yapmadınız dedim. Bu indirilmiş hali dediler ve bana kanıtlamalarını istedim. Kanıtlayamayınca gittim internetten başvurumu yaptım tüketici hakem heyetine. 1400 lira üzerinden %65 indirimle ben 915 liramı geri aldım. Yani ceket sizin demin söylediğiniz gibi 485 liraya geldi. Yani 1400 lira indirilmiş ceket mi olur 4000 liraya? 4000 liraymış. Kim yazmış? Nerede yazmış? Etikete yazdık diyorlar. Bozacının şahidi Şıracı kendi yazmış, kendi çizmiş. Onun için tüketiciler yalancı indirime karşı da haklarını olduklarını bilsinler. Hakları var. O haklarını kullanabilirler. Hakem heyetlerine başvurular ücretsizdir. 2019 yılında da 8480 liraya kadar tüketici hakem heyetlerine başvurulur ve tüketici hakem heyetlerinin verdikleri kararlar mahkeme kararı hükmündedir. Tekrar ediyorum, tüketici hakem heyetine başvurmak için kaymakamlık ya da il ticaret müdürlüğüne gitmek şart değil. Tüketici hakem heyetlerine internet üzerinden de başvurmak mümkün. Herhangi bir arama motoruna zaten tüketici hakem heyeti yazılması yeterli. Başvuru yazınca hemen çıkıyor. Peki süre çok çabuk geçiyor hakikaten sizinle sohbet ederken. Son soru olacak maalesef. Taahhütlü aboneliklerle ilgili yine izleyicilerimize uyarılarınız olacak. Hepimiz çeşitli bilhassa da telekomünikasyonla ilgili vaatlerde bulunuyoruz ve faturalarımızın en az bir yıl boyunca sabit kalacağını umut ediyoruz. Ama her zaman bu tablo gerçekleşmeyebiliyor. Çok ufak da olsa yani 1.90, 2.90 gibi herkesin çok dikkatini de çekmeyecek ya da dikkatini çekse bile aman canım ne olacak ki diyebileceği ufak zamlar görülebiliyor. Burada hakkımız nedir? Telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere tüm abonelikleri kapsayan bir düzenleme yapıldı. Mayıs 28'de 5 yıl olacak. Bu düzenleme çok önemli hususlar içeriyor. Burada
bunları anlatma imkanı verdiğiniz için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Tüketiciler şunu unutmasınlar. Bir yıldan uzun süreli taahhütlü aboneliklerde tüketici dilediği an hiçbir cezai bedel ödemeden ve gerekçe göstermeden cayabilir. Tüketici Kanunu 52. madde 4. fıkra. Tüketici süresi bir yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Yani 24 ayı da beklememiz şart değil. Değil. Bakın istediği zaman diyor. 12 ay dolduktan sonra da demiyor. Evet. Tekrar ediyorum istediği zaman. Bunu işletmeler kabul etmek istemiyor. Bu abonelikler su, spor salonu aboneliği, ne bileyim kurs aboneliği gibi çeşitli abonelikleri kapsıyor. Yani ayırmamış. Gazete, dergi aboneliği dahil. Abonelik. Şimdi özellikle telekomünikasyonda bir yıldan uzun süreli abonelikten tüketici dilediği an herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip. Bir önemli husus başlık daha söyleyeyim. Az önce bir şikayet geldi. Diyor ki ben ödediğim bedelden daha fazla para ödemeye başladım. Ayrıca vaat edilen hızı alamıyorum internette. Tüketici sözleşmeleri süresi bitene kadar tüketici aleyhine tek taraflı değiştirilemez. Tüketicinin onayı olmadan oraya madde eklenemez. Ancak vergisel değişiklikler hem azalma hem yükselme halinde yansılacağına dair bir hüküm varsa orada bir denge var. Bakın sadece yükseltildiğinde yansılır diyorsa o geçmez. O da tabii ki. Ama hem yükseltilmesinde hem azalmasında yansılır diyorsa tüketiciye o geçerli olabilir. Dolayısıyla şeye geleceğim buradan. Hız, vaat edilen hız, elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi yönetmeliğine göre vaat edilen hızın %75'in altına düştüğünde ayıplıdır o. Tüketici seçimlik haklarından sözleşmeden dönebilir. Yani bir yıllık abonelik cayabilir. Ama hiçbir ceza ödemeden kaliten düşükler, ayıplı hizmetler cayabilir. Ayıplı olan kısma kadar da özel indirim talep edebilir. Çok ben size 100 lira ödüyordum. Siz 60 gigabit verdiniz bana. Yüzlüktü benim hızım. Dolayısıyla %75'in altında ben %40 indirim istiyorum deyip o fazladan ödediği bedellerin iadesini isteyebilir. Tüketicinin hakları çok geniş. Bir ürün ayıplı çıktığında dediniz programa girerken. Çok ilk 6 ayda ayıp ortaya çıkarsa tüketici seçimlik haklarını kullanabilir. Yani iade edebilir. İade edebilir. Değiştirilmesini talep isteyebilir. Parasını iade edip isteyebilir. Ayrıca bir güzel ekleme yapayım. Garanti süresi içerisinde iki kez arızalandığı zaman aynı arıza farklı arıza fark etmez. İki tane servis fişi olduğunda tüketici seçimlik haklarına kavuşur. Teknik servis geldiğinde mutlaka ve mutlaka fişin bir nüshasını saklayalım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Verilmesi de zorunlu. Çok teşekkür ediyorum Aydın Ağoğlu. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağoğlu'yla haklarımızı konuştuk. Sonuna kadar savunucusu olun. Reklam dönüşte. Gör beni diyen Azra Cohen burada. Derinliğimde boğulmadan, sorularımda kaybolmadan, korkularımda yok olmadan gör beni diyor. Her kitabı çok satan Azra Cohen şimdi gör beni'yi anlatacak. Bana söz verdi. Azra hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetin için. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Şimdi Fiji, Pi ve Aden'in ardından bambaşka bir kurgu. Hatta içinde zaman atlaması da yaşanan ve okuyucuya çok da takılmayın, keyfini çıkarın dediğin bir kurgu var. Evet ve bu kitapta Cumhuriyet'in kurulması, Osmanlı'nın yıkılması ardından gelen devrimler, Türkçe ezan hatta Hristiyanlığın ortaya çıkışı kadar yani sadece Türkiye siyasetiyle ilgili değil, dünya tarihiyle dünya ilgili, insanlık tarihi insanlık adını tarihiyle verdiğimiz ilgili, içerikle ilgili bir her şey. Birçok gerçeğe ve o gerçeğin arka planına hatta çok bilinmeyenlerine de değiniyorsun. Böyle bir kurgu fikri nasıl aklına geldi?
Ben hep aslında ihtiyacın hayatın en önemli noktalarında insanlara yön verdiğini düşünüyorum. Çok ihtiyacını çektim çünkü benim kendi sorularım vardı. Özellikle geçtiğimiz bu dönemde bizim kendi milli değerlerimizle ilgili bize bir takım yüklemeler yapılmaya çalışıldığını fark ettiğimde acaba bu yüklemelerin haklılık payı var mıdır yok mudur sorusuyla yola çıktım. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal'e işte İngiliz Kemal yakıştırması yapılmasıydı. Acaba gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'nın yıkımında işte bir görev aldı mı almadı mı sorusu benim için önemliydi. Çünkü ben taraf tutarak yaşamak isteyen biri değilim. Gerçekten de kapasitemiz yetmese bile hakikati aramamız gerektiğini ve bunun içinde çabada yani cihatta olmamız gerektiğine inanıyorum. Cihat kelimesinin anlamına dikkat etmek lazım burada. Çünkü cihat demek işte seninle aynı dinde ve görüşte olmayanları öldür demek değil. Cihat demek değil, tabii ki. Sürekli emek vererek çabada olarak vazgeçmeden işte emek vermek demek ve gerçekten de bu duyguyla bu cevapları kendim için bulmak istedim. Çünkü belirli konularda belirli ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmek zorundayız ve bu hareketleri yani bu davranışları uygularken taraf tutar hale geliyoruz. Ben o taraf tutar hale gelmeden önce bir karar vermek istedim ve aslında öyle çıktı. Bulduklarım beni o kadar şaşırttı, o kadar şaşırttı ki bunları paylaşabileceğim bir hikayenin içine koymak istedim. Çünkü sadece işte İngiliz Kemal yakıştırması yapılan kısmı değil, oradan ipin ucu oldu o benim için. İşte oradan tutup böyle dünya tarihiyle ilgili birçok başka insanlık tarihi adı altında ama insanlık saçmalığına dönüştürülmüş birçok başka şeyi bulunca oradaki bütün karakterleri toplayıp kendime 1930'larda bir apartmanın içinde bir hikaye yazma gerekliliği duydum. Bir anlatma isteği kabarmış benim kitabı okurken hissettiğim. Sen de bunu da anlatmalıyım, bunu da söylemeliyim hissine kapıldığını hissettim açıkçası. Ve bu kitabı yazarken de İngiltere Milli Kütüphanesi'nde epey araştırma yaptığını tüm dipnotlarda belirtiyorsun. Ne kadar sürdü ve orada ya bu nasıl olur dediğin hangi gerçekliklerle karşılaştın? Yani mesela Osmanlı'nın yıkılış hikayesinin bize çok farklı, bizim kendi okullarımızda bile bize çok farklı anlatıldığını, aslında Almanların işte Bağdat'a inebilmek için yapmak istediği tren yoluyla Osmanlılarla işte işbirliği içine girme kararıyla birlikte o dönemdeki tarihin bize nasıl yansıtıldığını gördüğümde şok geçirdim. Çünkü bizim bunu biliyor olmamız lazım. Yani ben bunu kendi araştırmalarımdan öğrendim. Aslında Berlin-Bağdat arasına kurulacak bir tren yolu hattının sabote edilmesi. Sabote edilmesi olan. Çünkü Almanlar orada Osmanlı'yla bir anlaşınca işte oradaki hattın ana sahibi olan işte Hindistan'dan ve Asya'dan gelen bütün ticari yolların kontrolünde olan diğer devletler kendi aralarında birleşerek bunu engellemek için başka bir plan yapıyorlar. Ve dünyadaki bütün sorunların aslında öz kaynaklar savaşına bağlandığını fark ettim. Çok ciddi bir öz kaynaklar savaşının içinde olduğumuzu ve bunu okulda bize niye anlatmadıklarını düşündüm. Yani biz dört mevsime olan, işte çok ciddi akarsuları olan, güneşi olan, bakın bu dediğim şeyler basit şeyler değil. Aa güneş ne olmuş ki demeyin. Yani güneşsiz bir ülkede yaşadığınızda anlıyorsunuz bunu. Akarsuyu olmayan, su kaynağı olmayan bir ülkede yaşıyorsanız anlıyorsunuz ona ne demek olduğunu. Biz bu anlamda dünyanın en ama en iyi konumlarından bir tanesine ev sahipliği yapan çok zengin bir ülkeyiz. O yüzden öz kaynaklarımız çok değerli ve öz kaynaklarınız ne kadar değerliyse o kadar yağmaya hedef haline geliyorsunuz. Çünkü bugün öz kaynağınızı kendiniz eğer kullanıyorsanız işte insanlık tarihine de lider hale geliyorsunuz. Eğer öz kaynaklarınızı başka bir ülkeye kullandırıyorsanız insanlık sömürge tarihinde oluyorsunuz. Sömürge oluyorsunuz. Evet. Hizmet eder hale geliyorsunuz. Evet. Aslında kitapta da zaten bol bol tüm uygarlıklara ev sahipliği yapan Mezopotamya'ya referans var. Ve orada olup bitenlere dair yine dipnotlarda bilgiler de var. Tarihteki o bilginin bile ne kadar manipüle edildiğini koyuyorum ortaya. Çünkü aslında Mezopotamya bize M.Ö. 4500'lerde işte insanlığın başladığı ilk kaynak, ilk bölge olarak anlatıldı. Sümerler işte insanlık uygarlığı, insan uygarlığını başlatan ilk yer olarak anlatıldı. Fakat ben orada akademik kaynaklarıyla birlikte onaylanmış bakın işte 3-5 tane akademisyenin bir araya gelerek fantastik kurgular içerisinde oluşturduğu komplo teorilerinden bahsetmiyorum. Akademisyenler tarafından onaylanmış literatüre geçmiş kaynaklarıyla
Mezopotamya'da Sümerlerden çok daha önce, M.Ö. 9000 yıllara kadar giden İndüs Vadisi'ndeki çok köklü uygarlıkları da anlatıyorum. Bizim bunları bilmeme nedenlerimizi de anlatıyorum. Yani insanlık tarihini biz bugün bilmiyoruz. Şimdi kitapta bir yandan da kapakta da böyle bir vurgu var. İki devrin hikayesi. Evet. Aslında 1930'larda geçen bir hikaye ama sen iki devrin hikayesi diyorsun. Çünkü bugünle bir paralellik kuruyorsun. Kitabın ilk başında zaten ilk sayfaya açtığında. Şimdi evet. İlk girişi bir okuyabilir misin? Oraya da geç. Oraya da hikaye girişte. Orada aslında iki devrin hikayesi niye dediğimi çok güzel bir şekilde. Oradan mesela başlarsan. Osmanlı... Vatan delirmişti. Evet. İlk cümle bu zaten. Evet. Osmanlı'nın torunuyum ben. Vatan delirmişti. Tıpkı bugün gibi kıyametin kıyısındaydı dünya. Şimdi onu soracağım aslında. Yani kitap 1930'larda geçen bir hikayeyi anlatıyor olmasına rağmen sık sık bugüne de bir gönderme olduğunu insan daha ilk sayfadan itibaren sezebiliyor. Ve orada da diyorsun ki Osmanlı'nın tüm gerçek torunlarına adanmıştır bu kitap diyorsun ve ülke üzerinde oynanan oyunlardan bahsediyorsun. Yani bu son yıllarda aslında biraz komploları anımsatmaya başladı bu ifade bir kalıp olarak maalesef ama bu son yıllarda değil aslında. Arkasına doldurduğun nedir? Ben onu merak ediyorum. Yani kitapta aslında bunu çok iyi anlatıyor ama şu nasıl bir oyun oynuyor? Kitabı da okumayanlar olabilir. Spesifik tek bir odağı, tek bir başka bir ülkeyi, dış güçleri ya da başka bir şeyleri suçlamaya gerek yok. Çok spesifik bir şey anlamak zorundayız. Bu bir öz kaynaklar savaşı. Öz kaynakları zengin bir ülkeyseniz eğer, sizin öz kaynaklarınızı yağmalamak isteyen ve sizden daha gelişmiş oldukları için de buna gücü yeten bir sürü diğer ülkeler olacak etrafınızda. Ben zaten bunu koyuyorum ortaya. Bunu koyarken de bu son yıllarda milli değerlerimize yapılan saldırının köklerinden bunu fark ettiğimi zaten anlatıyorum. Çünkü bir ülkeyi yağmalayabilmeniz için iki şey yapmanız lazım. Birincisi, o ülkenin omurgası görevini gören milli değerlerini hiç etmeniz lazım. Evet. Omurgaya isabet ettirmeniz lazım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası nedir? Bu bahsettiğimiz değerler, evet, birlik değerler. Olma duygusu, evet. Tarihine, İkincisi, geleneğine sahip çıkıyor olmak. Bravo. Bir arada yaşamak kültürü. Şimdi bu, eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu sanki başka bir devletle işbirliği yapmış bir ajan gibi göstererek, o ajanın kurduğu legal, yani aslında yasallığı geçersiz olabilecek bir ülke olarak meşrutiyetini sonlandırma çabası içine giriyorsanız zaten çok büyük bir hamle yapıyorsunuz. Tabii. Burada tek bir soru var. İkinci hamle bu. Birlik duygusu içerisinde olmayan insanlar asla bir ülke olamazlar, gelişmiş diyorsun. Bir ülke olamazlar. Evet. Ülke de olamazlar aslında. O yüzden biz birlik duygumuza sahip çıkmalıyız. Bu vatan toprakları içerisinde doğmuş olan herkes, hangi etnik gruptan gelirlerse gelsinler, neye inanırlarsa inansınlar, bu toprak bütünlüğünün içinde doğmuşlarsa eğer bizim vatan kardeşimizdir. Bu vatan kardeşliğinin duygusunu sen eğer kendi halkında yaşatamıyorsan, o zaman zaten sen %100 sömürge olmak zorundasın. Öz kaynaklar savaşı bu tarihte ilk defa bizim başımıza gelmedi. Bu binlerce yıldır zaten sürekli bir uygarlığın diğer uygarlığı yaptığı bir insan hastalığı. Bu insan hastalığından kendimizi korumak için de birbirimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize sahip çıkarken diğerini yok ederek değil. Öz kaynaklarımıza birlik duygusuyla sahip çıkmalıyız. Niye sahip çıkmalıyız? Çünkü öz kaynaklarına sahip çıkan insanların oluşturduğu toplumlar gelişiyorlar. Öz kaynak dediğin şey senin gelişiminin ham maddesi. Onu eğer sen kendin değerlendiriyorsan, o zaman gelişkin bir ülke haline geliyorsun. Eğer sen kendini değerlendirmiyorsan ama sürekli işte bir takım diğer ülkelere 50 yıllık kiralamalar yapıyorsan, dışarıya satıyorsan, kullanıma açıyorsan, madenlerini başkalarına tükettirtiyorsan, o zaman sen zaten gelişmiyorsun. Sen yağmalanıyorsun, başkası gelişiyor. Yani senden aldığı ham maddeyi teknolojiye çevirerek zaten sana geri satıyor. Biz gelişeceğiz. Gelişmek için ne yapacağız? Fen liseleri açacağız. Biz insanları özgür bırakacağız. Çünkü zaten bilime yaklaşan kişi Allah'a yaklaşıyor. Ben bunu kendim deneyimledim. Bir aslında birbirinin zıttı gibi konumlandırılmasına gerek olan çünkü kavramlar değiller. Varoluşun içinde, varoluşun ilmini, bilmini, matematiğini, fiziğini, kimyasını bilmeden Allah'ın sana gönderdiği kitabın ne anlattığını nasıl bileceksin? Doğru. Evreni yaratan bir varlıktan bahsediyorsak eğer biz, evreni yaratan varlık bu evreni farklı dillerle konuşarak bize anlatır hale gelmiş, değil mi? Matematiği yaratmış. Matematikle, fizikle, kimyayla bize bilgiyi
anlatmaya çalışmış. Şimdi biz kapasitemiz yettiği kadar bunu anlamak istiyorsak eğer ne yapacağız? Bu bilimleri öğreneceğiz. Çünkü gerçekten Yaradan'a gösterilecek en büyük saygı onun bizimle konuştuğu dilleri öğrenme çabasıdır. Evet. Doğru. Şimdi bu kitap 100 bin adet ilk baskı. Hemen aynı hafta içinde ikinci, üçüncü baskıya da girdik. Girdi. Dördüncü, beşinci baskıya da girdik sonrasında. Maşallah evet, diyeyim. Teşekkür ederim. İnşallah maşallah. Evet. Çok satan kitap yazmanın sırrı var mı sence? Var. Var. Özetleyebilir misin? Tek bir kelimeyle özetleyebilirim. Samimi olmak. Yazmış olmak için... Ama bir kurguda samimiyeti nasıl yakalayacaksın? İhtiyaçla. Kendi çektiğin ihtiyacın en derinine inip, hı hı, o ihtiyaca cevap vermek için gerçekten de çalışırsan, hı hı, gerçekten çalışırsan, sonucunun ne olacağı önemli değil. O yüzden zaten kitapta da diyorum biz seferden sorumluyuz, zaferden değil. Evet. Sonucunun ne olacağı, benim yazdığım hiçbir kitapta ben sonucunun ne olacağına ve ne kadar satacağımı hiçbir zaman hesaplamadım ve hiçbir zaman benim için önemli olmadı. Hı hı. Bu duyguyla eğer samimi bir duyguyla yaklaşırsan ve kendi ihtiyacını çektiğin bir hususta cevap ararsan o zaman iyi kitap yazacağını düşünüyorum ben. İlk kime okutuyorsun kitapları bittikten sonra? İlk okuttuğum kişi. Evet. İlk okuttuğum kişi aslında ilk okuttuğum kişi çok önemli değil çünkü ilk kurbanım o. Açıkçası ilk okuttuğum kişi Funda'yı okutuyorum. Ama Funda kitabı yaklaşık 20 kere okur hale Funda geliyor. Kim? Funda Acar, hı-hı, editörüm. Hı-hı. Özel bir editörüm var. Yayın evinin editöründen daha, yani benim kendi kişisel editörüm var. Kişisel editörüm, hı-hı, var. Bütün kitaplarımda onunla çalışıyorum. İlk ona okutuyorum. Fakat o ilk okumanın ne kadar değişeceğini bildiği için ilk ben okumasam keşke falan diye düşünüyor. Çünkü o okurken ben zaten tekrardan bir 50 değişiklik yapmış oluyorum. Peki yıllar evvel yanlış hatırlamıyorsam Elif Şafak bir röportajında çok güzel, benim çok hoşuma giden bir cümle kurmuştu. Demişti ki yani sanatın birçok dalı şart değil ama arzu edilirse bir orkestrayla, bir ekiple icra edilebiliyor ama yazmak öyle bir şey değil. Yani kesinlikle yazmayı değil da zaten bu kadar benzersiz, eşsiz kılan bence bu zaten. Yani, hı-hı, müziği bir orkestrayla icra edebilirsin. Film yapmak zaten ekip işi. Heykeli de yapamazsın. Evet, heykel ama... Resmi belki yapabilirsin ama heykeli değil. Yani şöyle belki bir ekipten yardım alabilirsin orada da. Evet ama heykel öyle bir şey ki taştan bir şeyi götürdüğün zaman gelip tamam, koyamıyorsun bu ya. Bu ikisi özel yani, evet, heykeli düşünmemiştim ben de o söylediğinde ama. Evet. Dolayısıyla yazarlar yazma sürecinde böyle çok sancılar çektiklerini, hmm, söylerler hep. Sende öyle bir sancı süreci var mı yoksa böyle aksine enerji, ya, dolup yaşasın ben bunları paylaşacağım coşkusuna mı kapılıyorsun? Sancı yok. Ama bazen öğrendiğim gerçeklerin, hı hı, gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum. Çünkü gerçekte biliyorsunuz sürekli değişen bir şey. Hı hı. Biz sadece hakikatin peşinde fanatiği olmadan emek vermeye devam edeceğiz. Ama öğrendiğim şeylerin, hı hı, bende yarattığı bir takım ağırlıklar var. Bu öğrendiğim şeyleri zihnimde barındırmak ve hazmetmek bazen zor olabiliyor. Özellikle Eden'i yazarken bunu çok yaşadım mesela. Doğru, doğru. Birazcık bu işte... Ama sancı dediğim kitap yazmak kesinlikle tek kişilik bir eylem. Kesinlikle. Doğru. Peki kendimi yazar olarak görmüyorum. Nihai hedefim yazmaya devam etmek değil diyorsun. Kendini değil. Peki ne olarak görüyorsun? Çiftçi. Hayal çiftçisi mi? Hayal çiftçisi gerçek değil, çiftçisi gerçek çiftçi. Mi? Ben zaten toprakla uğraşıyorum. Evet, biliyorum ama ben bunu bir hobi düzeyinde algılamıştım okuduğun röportajlardan. Yok, yani hobi düzeyinde evet. Kendi tükettiklerimizi üretiyoruz. Bu çiftçilikten çok fazla bahsetmek istemiyorum. Eşime söz verdim çünkü öbür türlü insanlar bizi ziyarete gelmek istiyorlar. Ve şimdi düşünsenize evinize sürekli size kalben bağlı ama aslında sizin tanımadığınız insanlar gelse nasıl hissedersiniz? Evet, evet. Bunu bir düşünmesini istiyorum. Şöyle ama çiftçi derken işte biz maalesef bugün Anadolu'da çiftçiliği amelilikle birlikte yapıyoruz. O yüzden de giderek şartlar çok zor. Fakat ben çok zeki bir insanla evliyim. Hı hı. O yüzden de biz çok teknoloji konusunda sürekli kendini update eden ve sürekli yeni teknolojileri öğrenen bir aileyiz. Bununla ilgili sürekli eğitimlere katılan, ne kadar güzel, böyle o eğitimlerde bize nelerin yarayacağını analiz eden bir sistemimiz var. O yüzden de ben çiftçilikten bahsettiğimde hani insansız işte oluşturduğumuz seraya ve tarlaya insanların girmediği, topraktaki nemin ve suyun otomatik olarak ölçüldüğü dronlarla işte bir takım iyi tarım teknikleri
teknikleriyle ilaçlamaların yapıldığı bir şeyden bahsediyorum. Asbest kullanılmayan bir teknikten yüksek bahsediyorum. Yüksek teknoloji yani. Yüksek teknoloji de benim asıl görevim bunun uygulanabilir halde bir örnek olarak bu topraklarda yer alması olacak. Bir misyonum var diyorsun bu misyon, bununla ilgili. Bunu da taklit edilebilir bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü benim dışımdaki insanların da işte benim çiftliğime gelip benim uyguladığım teknikleri böyle open source dediğimiz, açık kaynak dediğimiz bir sistem var. Açık kaynakla alıp kendileri de kendi bölgelerinde uygulayabilecekleri bir şey oluşturmak en istiyorum. En kıymetli mahsul şu an hangisi? En çok ihtiyacınız olan neyse o. Senin için yani. En mutfağımda çok... asla olmaz dediğim zeytin ve zeytinyağı. Yetiştiriyor musun yani? Yok. Zeytinliğimiz var. Zeytinlik var. Evet. Şahane. Peki son dönemlerde herkesin kitap yazıyor olması ile ilgili fikrini de sormak isterim. Bu kadar okuyucu var mı? Bu kadar yazara ihtiyaç var mı sence? Ya bu açıkçası böyle bir soruya cevap vermek çok ukalalık olurdu. İnsanlar neye ihtiyaç duyuyorlarsa onu yapsınlar. Sadece çok samimi olsunlar. Peki. Çok güzel bir mesajdı bu. Çok teşekkür ediyorum. Kitapta da özellikle biz... Seferden sorumluyuz, zaferden değil cümlesi benim çok hoşuma gitti. Biraz tasavvuf çağrışımı da yaptı açıkçası bunu bana. Son bir cümle olsun lütfen. Bunu bana bir zekasına kıymet verdiğim biri söylemişti. Ve bendeki duygusu çok duygu karşılığı çok büyük bir hafiflemeye dönüştü. O yüzden ben de bunu çok sıklıkla düşünüyorum ve bunun herkese yayılmasını istiyorum. O yüzden sonuç bekleyerek harekete geçmeyin. Siz sadece elinizden geleni yapın. En azından elinizden geldiğini yapmış olmanın duygusuyla onun yaşayacak olacaksınız. Değil mi? Çünkü çabasız bir yaşantının sıkıntısını hiçbir şey geçiremez. Geçiremiyor. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yine çok satan bir kitaba imza attı Azra Cohen. Gör beni diyor. Okumanız tavsiyesiyle diyelim. Çok teşekkürler çok bir kez daha. Bugünlük bitirdik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.